Evet, yatırım dünyasında kaldığımız yerden devam ediyoruz, dönüyoruz. Ahlatçı Yatırım'a gidiyoruz. Barış Ürkün bizlerle. Barış Bey merhabalar. Merhaba, merhaba Perihan. Hoş geldiniz yayınımıza. Bir taraftan bugün pozitif bir tabloya uyandık. Hem borsaların hem bir taraftan dönüyoruz kripto paraların hem emtiaların Brent petrolden altına kadar her şeyin yükseldiği bir gündeyiz. Zaten uzun süredir korelasyonların çalışmadığını söylüyorduk, konuşuyorduk. Fakat dünden bugüne ne değişti? Dün bu kadar negatif bir tablo içerisindeyken bugün neden bu kadar pozitifiz? Öncesinde onunla başlayalım isterseniz. Evet, dediğiniz gibi çok olumlu bir fiyatlamayla karşı karşıyayız bugün. Her grupta karşı karşıyayız. Ons altın da yükseliyor, endeksler de yükseliyor. Evet, korelasyonların bozulduğu gün nasıl tersine doğru gidiyorsa, yani düşüş oluyorsa, yükseliş olduğunda da aynı şeyi şu anda görüyoruz. Tabii içinde bulunduğumuz durum bunu bu şekilde yaratıyor diye herhalde yorumlamak lazım. Koronavirüsün şu anda dünyanın geneline hızlı şekilde yayıldığı ve vaka sayılarının da hızlı şekilde arttığı şu dönem içerisinde ekonomilerin yavaşlama görüntüsünün daha da belirgin hale geldiği ve endişelerin de bu noktadan itibaren daha da arttığı, ki özellikle Amerika özelinde bunu konuşmak lazım. Çok ciddi oranda bir artış hızı var şu anda oradaki yeni vaka sayısında ve bu da özellikle oradaki politika yapıcıları ciddi oranda artık endişelendirmiş durumda. Ve ekonomideki çarkların da dönmesini bir taraftan da tabii bu noktada sağlamaya çalışıyorlar. İşte bu noktada da çok ekstrem adımlar gelmeye başladı. Zaten bunun ilk işaretlerini Fed'in 50 bas puanlık faiz indirimiyle görmüştük. Akabinde yine faiz indirimleri geldi ve çok hızlı bir şekilde geldiğimiz bu noktada Fed dün yaptığı açıklamayla, verdiği kararla artık ne kadar elinde tahvil varsa bana getir, ben karşında sana dolar vereceğim noktasına kadar gelmiş olduk. Ucu açık bir varlık alım programı açıkladı. Ve baktığımızda bu etken, bir de 2 trilyon dolara kadar varması işte planlanan, beklenen bir harcama paketinin de dün Senato'da oylanmasından sonra reddedilmesine rağmen işte bugün ya da bu daha sonra yine oylaması gerçekleşecek bunun. İşte bunun tekrardan oylamada kabul edilmesi ihtimalinin de şu anda içinde olduğu bir pozitif fiyatlamayla karşı karşıyayız. Şu anda atılan adım, yani Fed'in son adımı, son yaşanan bu derin kriz ortamının bir ilacı olabilir beklentisiyle şu anda piyasalarda şu anda yükseliş eğilimi yaratıyor. Yani riskli varlıklara tekrardan yukarı yönlü hareketler getirdi. Tabii bunun dolara yansımasını da gördük tabii ki. Bu denli yüksek bir varlık alım programının gelmiş olması, şiddetli yüksek varlık alım programının gelmiş olması tabii doğal olarak dolarda da bir miktar gevşeme yarattı. Bunu noktadan hareketle bakarsak altının da talep gördüğünü görüyoruz. Nakit ihtiyacı nedeniyle ciddi oranda satışlar yaşamıştık geçtiğimiz bir buçuk hafta içerisinde. Tabii bu atılan adımla birlikte bunun çare olabileceğine dair bazı beklentiler şu anda fiyatlamaları yaratıyor diye açıkçası düşünmek, ona göre yorumlamak gerekiyor. Tabii bu noktada şunu düşünmemiz lazım, bu ne kadar kalıcı olacak? Düşüşler çok sert olmuştu. Şimdi çok sert bir şekilde yeniden yukarı hareketler yapıyor. Yeniden yükselişlerde limitlere ulaşıldı vadeler tarafına bakıldığında. Yani fiyatlamaların biraz şeyi kaçtı, yani dozu da kaçmış durumda. Evet. Bunun devamlılığının gelip gelmeyeceği virüsün kontrol altına alınmamasıyla bence oldukça ilintili olacak diye belirtebilirim. Evet, bu konuda kesinlikle katılıyorum. Bir taraftan da aslında ülkelerden ardı ardına açıklamalar geliyor. Keza aynı şekilde Almanya Maliye Bakanı da az önce açıklamalarda bulundu. Hani hem vergiler konusunda hem teşvik konusunda, hani bundan sonrası için, çünkü bir taraftan da gözler şirketlerde bu noktada, aslında fonlardan, şirketlerden, büyük bankalardan herhangi bir batış haberi aldığımızda bununla birlikte bunun işsizlik süreci var. Tabii senaryoyu kötüye sürüklemek oldukça kolay, çünkü hani önümüzdeki tablo bu şekilde. Fakat hani bunun içerisinden bir de hani kısa sürede belki de beklenilenin üzerinde bir toparlanma sürecine girebilir miyiz? İşin işte madalyonun diğer tarafı var. Peki bu süreçte yatırımcı nasıl bir reaksiyon göstermeli? Siz Ahlatçı Yatırım olarak mesela şu noktada en azından portföy oluşturacaklar için kenarda mı beklemek mantıklı? Yoksa burada hani neye yönelmeli yatırımcı ya da pozisyonda olan yatırımcı keza aynı şekilde ne yapmalı? Tabii şimdi bunu öngörmek içinde bulunduğumuz bu ortamda biraz hakikaten zorlaştı. Yani şu anda belirsizlik hat safhada devam ediyor. Evet. Yani bu belirsizliği yaratan da sağlık, insanların sağlığının ne olacağını belirsizliği. Yani
sağlığın bozulma endişesinin yarattığı ekonomik anlamda bir bozulmadan bahsediyoruz. Yani insanlar zorunlu bir şekilde kendilerini korumak adına evlerine kapandılar ve bu da tabii ki doğal olarak hizmet sektörünü çok ciddi oranda olumsuz etkiledi. Fabrikaların çalışmasını olumsuz anlamda etkiledi. Hem arz hem talep tarafı darbeydi bu noktada. Hı hı. İşte bunun tabii ki fiyatlaması ne derece olacak? Daha fazla nereye doğru gidecek? Bunun belirsizliği hala aslında koruyor yerini. Şimdi tabii başta konuştuk. Atılmış olan bu tarz büyük destekleyici adımlar tamamıyla çarkların yeniden dönmesinden ziyade kısa vadede nakit ihtiyacı olan, yani likit ihtiyacı olan, piyasada ödemeleri zora girecek olan birçok kesimi desteklemeye yönelik atılmış adımlar. Yani o yüzden hani bunun etkilerinin kısa orta vadede ne yaratacağı, yani ekonomik anlamda toparlama yaratıp yaratmayacağı aslında yine dönüp dolaşıp aynı konuya geleceğiz. Virüsün kontrol altına alınıp alınmaması, işte herhangi bir ilacın ortaya çıkması bununla bence ilintili. Ne kadar kendimizi koruyabileceğiz bundan ve ne kadar etkisini burada bertaraf edebileceğiz. Burası bence ön plana çıkıyor. İşte bu açıdan bu belirsizlik biraz hani öngörülebilirliği azalttığı için atılan bu adımlarla birlikte gelen fiyatlamaları iyi takip etmek gerekiyor. Şimdi tabii dediğim gibi bunlar eğer bir süre daha bekleyip görmemiz lazım. Şimdi bu yükselişler evet oldu diye %3, %4 bir yükseliş oldu diye bunun devamı gelecek. Ben buradan hani yatırıma derhal gireyim den ziyade bence kanaatimce biraz daha temkinli olup bu fiyatların oturduğunu görmemiz lazım. Evet, yani riskli piyasalara baktığımızda, hisse senetleri bazında baktığımızda değerlemeler oldukça düştü. Çarpanlara baktığımızda çok çok düşük seviyelere geldi. Yılbaşına göre baktığımızda bunlar tabii ki şu anda cazip seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu süreç eğer uzamaya devam ederse sonraki aşamalarda şirketlerin belki de finansalları da bozulmaya doğru gidecek. Bu da yeniden bir tarz bir olumsuzluk durumu da oluşturabilir. Yani aslında baktığımızda şunu biraz göz önünde bulundurmak lazım. Riskli piyasalarda biraz daha temkinli olmakta fayda var. Eğer elimizde nakit varsa biraz daha bu hareketlerin, yani bu yükselişler evet oldu fakat bu yükselişlerin oturduğunu, bir yerden sonra bu dip seviyelerin oluştuğunu biraz daha teyit etmemiz gerekiyor. Bunu görmediğimiz sürece biraz daha nakitte kalmanın daha doğru olabileceğini düşünüyorum kısa vadede. Fakat altın tarafı için farklı düşünüyorum. Şimdi altın ciddi miktarda bir satış yedi. Bu biraz panik havasıyla işte nakit ihtiyacı nedeniyle oluştu bu durum. Fakat gelinen nokta itibariyle piyasalarda şu anda büyük bir dolar likiditesi oluşmaya doğru da gidiyor. Şimdi son yapılan açıklamalardan baktığımızda bunu görebiliyoruz. Ben o yüzden orta vadede, orta ya da uzun vadede altının daha cazip bir yatırım olabileceğini de düşünüyorum bu arada. Onu da eklemek lazım. Yani ben hisse senetleri piyasası açısından da aslında olumsuz değilim. Bu virüsün yarattığı bu etkinin bertaraf edilmesinin hemen akabinde şu anda mevcut konumda olan dolar bolluğu, işte çok düşük faizler, bunların hepsinin topyekun etkisi bence riskli piyasalar üzerinde de çok olumlu etkiler yaratacak. Ama ben dediğim gibi bir süre daha dip seviyelerin, bu dip oluşumunun buralardan mı olacağını, bunun kalıcı mı olup olmayacağını bence yakından izlememiz gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Altın tarafında da yeniden yukarı hareketinde devam edebileceğini bu noktada da düşünüyorum açıkçası. Evet, bununla birlikte aslında Barış Ülkün, şuna da bakmak gerekir. Hisse senetleri kısmında kesinlikle altını çiziyorum. Hani temkinli olmakta fayda var. Hani çünkü piyasalar çok hareketli. Bir noktada pozitife döndüğümüz gün yatırımcıların hemen algısı acaba dönüyoruz mu oluyor? Ertesi gün kalktığımızda da aynı oranda sert aşağı hareketlerde görebiliyoruz. Aslında bu volatilite uzun zamandır devam ediyor ve hani kısa sürede de çözülecek gibi görünmüyor. Devam edecek. Fakat bu noktada hani bundan sonrası için belki piyasalar pozitife döndüğünde hisse senedi yatırımcısı hangi sektöre bakmalı? Şimdi burada da sektörel bazda artık fiyatlamalar oluşmaya başladı. Bir taraftan dönüyoruz, işte perakende sektörüne pozitif fiyatlamalar görüyoruz ama bununla birlikte ulaştırma sektörüne çok sert satışlar gördük. Şimdi hani hisse bazlı ya da sektör bazlı konuşacak olursak hangi sektörlerin toparlanması uzun sürerken hangileri daha ön plana çıkabilir bundan sonraki süreçte? Şimdi tabii son birkaç haftaya baktığımızda gıda sektörüne ilişkin, işte gıda perakendeciliğine ilişkin ya da sağlık sektörüyle ilgili şirketlerin biraz daha ön planda olduğunu gördük. Bu tabii ki doğal, özellikle gıda tarafı şu anda yoğun miktarda bir gıda talebi var. Marketler dolup taşıyor. Tabii ki bu sektörlerin şu dönemde biraz daha defansif kalacağına dair bir işaretler şu anda aslında gözüküyor.
bu sektörlerin bir süre daha ön planda kalabileceği, bu tarz şirketlerin biraz daha yükseliş yönünde hareket edebileceğine dair aslında biraz beklentim var. Bunu bir süre daha görebiliriz. Sağlık sektörü için de bu oldukça önemli. Yani şu anda mesela baktığımızda bu virüsün yarattığı çok hızlı bir şekilde etki etmesi ve dünyadaki her ülkeyi hemen hemen hızlı bir şekilde etkilemesiyle birlikte özellikle bu duruma bir çare olabilecek bir ilaç ya da ne bileyim bir aşı, belki aşı daha uzun bir süreci kapsıyor ama en azından etkileri azaltabilecek bir ilacın bulunmasına yönelik çalışmaların ortaya çıkması. Böyle bir şey ortaya çıkarsa sağlık sektörünün belki de biraz da ön plana çıkabileceği bir süreç bu noktada belki önümüzde olabilir. Teknoloji sektörü de belki önümüzdeki zaman zarfında tekrardan olumlu bir yöne doğru gidebilir. Ama tabii ki kısa vadede özellikle hizmet sektörünün biraz daha olumsuz bir etkilenme yaşayacağını bu noktada belki görmek gerekiyor. Ulaşım sektörü de bunda tabii ki dahil. Hava yolu taşımacılığı da belki bundan olumsuz etkilenecek bir süre daha. Ama tabii ki adımları ne kadar hızlı atabileceğiz? İşte çok bizim elimizde değil şu anda baktığımızda bu virüsün yarattığı etki. Ama bunlardan ne kadar hızlı kurtulabilirsek, işte bu bizim kurtulabilme çabukluğumuza bağlı. Dünyanın geneli için bunu konuşuyorum. O ölçüde de bu kadar fazla darbe yemiş sektörlerinde çok ciddi hızlı bir şekilde toparlanma yaşaması da gündeme gelebilir. Ama tabii bu biraz belirsiz bir süreç. O yüzden de onu da herhalde biraz daha izleyeceğiz, ona göre karar vereceğiz diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani değerlemeleri çok düştü, satışlar yediği için bu noktaya geldik. Bu da tabii ki bir potansiyel vaat edebilir önümüzdeki süre içerisinde ama bunun için biraz daha bekleyip görmemiz gerekecek diye açıkçası düşünüyorum. Evet, bununla birlikte hemen bir son dakika haberimiz var. Onu da paylaşmış olalım. Gözler bir taraftan Japonya'da yapılacak olimpiyatlardaydı sevgili Barış Ürkün. Şimdi Japonya tarafından gelen haberlere bakacak olursak olimpiyatlar evet ertelendi. Olimpiyatlar en geç 2021 yazında yapılacağı bilgisi de verildi. Tabii bu durumda çok aslında diretilmişti. Olimpiyatlar yapılır mı, yapılabilir mi? Hani son senaryoya kadar aslında bekletildi. Fakat bu ortamda, bu konjonktürde de zaten yapabilmek oldukça güç. Bir taraftan da siz de ekranlarınızda görüyorsunuz, Japonya Başkanı Abe de bununla alakalı bir konuşma yapıyor an itibariyle. Öneriyi kabul etti, kabul etmek durumunda kaldı diyelim. Uzun zamandır zaten özellikle Japonya tarafındaki fiyatlar üzerindeki baskının da nedeni buydu. Çünkü uzun bir hazırlık süreci vardı. Bunun hem maddi bir süreci de vardı açıkçası. Bununla alakalı Japonya tarafında da ciddi bir maddi kayıp görünmesi oldukça olası. Tabii. Yani dediğiniz gibi oldukça büyük bir yatırım bu. Çok büyük bir turizm, yatırım. Tabii, turizm olarak mesela önemli. Öncelikle onu belki düşünmek lazım. Yani birçok insan Japonya'ya gelecek, orada konaklayacak, olimpiyatları takip edecek. Tabii ki özellikle turizm sektörü, hizmet sektörü açısından da önemli bir gelir kaybı olarak da düşünmek lazım bunu. Tabii ki elde olmayan sebepler bunlar. Kimsenin bir hareketiyle olmuş bir şey değil maalesef. Bir virüsün yarattığı etki şu anda tüm dünyayı organizasyonlar kapsamında da maalesef zorunlu bir şekilde diyelim. Çünkü vaka sayısını takip ediyorum. 392 bine ulaşmış son baktığımda. Evet maalesef. Tabii ki evet, bu henüz tam olarak dünyanın bunu kontrol altına alamadığına işaret ediyor. Belki biraz önlemler konusunda geç kalındı. Bunu da belki göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden bu erteleme tabii ki kimsenin istemediği bir şey ama zorunlu bir durum. Tabii ki bu taraftan da tabii ki Japonya ekonomisinde belki bir miktar bu noktadan canlanma yaratacaktı, evet, etki edecek olumlu anlamda. Tabii ki bu şekilde oluşması da ayrı bir olumsuzluk unsuru tabii ki. Bir taraftan aslında dünkü Fed'in açıklamalarından sonra doları konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Son zamanlarda birazcık daha aslında insanların bu davranışsal psikolojisi, evet bir taraftan emtialardan çıkıldı, riskli varlıklardan çıkıldı ama hani paraya nereye gidiyor demiştik. Dönüp baktığımızda dünyanın en güvenli para birimi olan dolara gittiğini gördük ki dolar endeksinde 102-103 seviyelerini konuşuyorduk. Dünkü açıklamalardan sonra şimdi dolarda artık bir geri çekilme başladı an itibariyle. Bu hem gelişmekte olan para birimlerine yansıdı, gelişmekte olan ülkelerin hem de bir gelişen ülkelerinde keza aynı şekilde dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz bugün. Bir taraftan şimdi dolar TL bizim kurumuzu konuşacak olursak 6.48 seviyesindeyiz. %1'in üzerinde TL'nin dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz. Peki bu geri çekilme hani Fed'in yaptığı açıklamadan sonra devam eder mi? Hani bu noktada çünkü biz 6.60'lar tekrar 7'nin üzerini konuşur muyuz derken şimdi artık tekrar 6'lara bir geri çekilme olur mu diye konuşulmaya başladı. Hangi tarafta olmak lazım sizce?
Şimdi hani virüs, koronavirüsün tam olarak etkilerin hissedilmeye başlanmasından hemen öncesine biraz baktığımızda bizde dolar TL yani kur nispeten kontrol altında gibiydi. Hani volatilitesini takip ediyorduk. Burada yani volatilitenin kontrol altında olabildiğinden bahsediyorduk. Ve önümüzdeki süreçte de özellikle bizim yani hep konuştuğumuz konular, şimdi bunlar geri planda kaldı tabii ki. Yani dış siyasetle ilgili gelişmeleri kontrol altında tutabilirsek den bahsediyorduk. Yani bir miktar daha kurun bu stabil seyrinin devam edebileceğinden bahsediyorduk. Fakat özellikle bu virüsün hikayesinin ciddileşmeye başladığı andan itibaren gelişmekte olan ülke para birimlerinde çok ciddi oranda değer kayıpları oluşmaya başladı. Ve bu da tabii ki doğal. Yani nakde dönmek isteyenlerin özellikle riskli piyasalar olarak gördükleri bazı piyasalardan çıkış yapmalarının sonucu olarak bunu söylemek lazım. Tabii ki bundan kuru da etkilendi bizde. Türk lirası da etkilendi. Fakat bir faktör var burada. O da mesela ben Mart başından itibaren baktığımda gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğundan biz yükseliş yaşamış olsak da daha iyi performans gösterdiğimizi de bu noktada görüyorum. Bu biraz daha bizim son yapılan faiz indirimlerinden sonra biraz kırılgan hale gelmemize rağmen aslında nispeten olumlu ayrıştığımızı da gösteriyor. Bu ayrı bir aslında belki de başarı olarak da nitelendirilebilir. Çok daha yukarı hareket etseydi belki biraz daha sıkıntı olabilirdi bizim için. Yani son faiz indiriminden sonra bile baktığımızda Mart başından itibaren biraz daha değerli kalmış durumdayız diğer ülkelere göre. Bu bence önemli bir durum. Tabii ki Fed'in attığı bu son adım dünyayı likitte, dolar likiditesine artık boğma hareketi olarak değerlendirmek lazım. İşte aynı zamanda bankalar arasında açılan swap kanalları, işte dünyada dolar likiditesinin bollaştırılması. Bunlar tabii ki gelişmekte olan ülke para birimlerini şu anda biraz daha rahatlatmış gözüküyor. Mesela bugüne baktığımda Macaristan forinti, Meksika pezosu, Şili pezosu bunların hepsi dolara karşı şu anda değer kazanım içerisinde. Buna tabii Türk lirası da biraz daha giriyor. Yani doların dünya üzerindeki şu andaki gidişatının virüse kaynaklı olarak en azından oraya bağlamak lazım. Yani bunlar da çare olmazsa eğer, atılan son adımlar da çare olmazsa yeniden bir güvenli varlık olarak ya da nakit ihtiyacı olarak dolara tekrardan bir talep görebiliriz. Yani bunun aslında devamlılığı, yani dolar endeksinin daha doğrusu doların zayıflığının devamlılığının yine aslında çok da belirli olmadığını ben düşünüyorum. Bu noktada tamamen aslında bakacağımız yer yine aslında bu son yaşadığımız bu gelişmelerin şiddetinin ne tarafa doğru yöneleceği olacak diye ben aslında ekleyebilirim orayı. Tabii ki o şiddetin kontrolü de maalesef sizin de bahsettiğiniz gibi bizim elimizde değil. Hani burada aslında koronavirüsün yayılması nereye kadar gidebileceği, nelere sebebiyet vereceği aslında bir bilinmez. Hani bu noktada çünkü bir taraftan bakıyorum Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı net bir açıklama yok. Doğal olarak hani ekonomi konuşanların da bunu aslında konuşuyor olması da teknik olarak doğru değil. Ama biz sadece koronavirüs değil bir taraftan aslında ikinci bir kriz. Biz Brent petrol krizi de yaşadık. Piyasalara ikinci darbede aslında Brent petrolden geldi. Şimdi 30 dolar çabası var. Bugün oldu keza aynı şekilde bu hafta birçok defa denendi. Şimdi üzerine atamıyor. Bir taraftan hani piyasaların rahatlaması için hani Brent petrolün de bir miktar toparlanması gerekir mi? Son olarak isterseniz bir de Brent petrolü konuşalım. Şimdi tabii petrol fiyatlarını iki şekilde değerlendirmek lazım. İşte bütçe gelirleri petrol fiyatlarına bağımlı olanlar ve petrol ithalatına bağımlı olanlar şeklinde. Tabii petrol fiyatları düşüş sergileyince tabii ki özellikle petrol ithalatı bağımlısı olan ülkelerin bu noktada tabii doğal olarak olumlu faydalandığını görmemiz gerekiyor. Özellikle cari açık sorunu yaşayan ülkeler için de bu bir nispeten olumlu. Fakat esas sorun bütçe gelirlerinin içerisinde petrol gelirlerinin bağımlılığı yüksek olan ülkeler ki bunların içerisinde ekonomisi güçsüz olmayan ülkeler de oldukça fazla sayıda var. Tabii bunlar açısından bakıldığında şu anda gelinen petrol fiyat seviyeleri çok da aşağılarda. 80 dolarlar bile şu anda olması gereken mesela Bahreyn'de yanlış hatırlamıyorsam 84 dolarda olması gerekiyor ki mesela bütçe gelirlerini dengede tutsun. İşte bu noktada esas sıkıntılar buralarda ortaya çıkıyor. Tabii ki yaşadığımız bu süreç içerisinde petrolün talebinin düşme eğilimi göstermesi de petrol fiyatlarının çok daha hızlı bir yukarı hareket etme eğilimini göstermesini şu anda engelliyor. Tabii şimdi bu bir tepki çabası. Neden yükseliş yaşadı dersek işin içerisinde tabii ki Rusya'nın OPEC artı ülkesi olarak baktığımızda işte bu arz kısıntısına katılmaması ardından Suudi Arabistan'ın
buna tepki vermesiyle 12 milyon varil tehdidini ortaya çıkartması üretim artışı olarak bu da takip edilmişti. Şimdi burada gelinen noktalarda 22 dolara kadar geldi kan petrolde. İşte Brent'te de 26 dolarlara kadar düşüşler meydana geldi. Ama Trump'ın yaptığı bir açıklama vardı. Yani bu Suudi Arabistan'la Rusya konusunda bir arabulucu rolü oynamak istiyorum şeklinde. Evet. Bunun da biraz etkisi var. Ama ben bu yükselişin daha fazla yukarı yönlü hareket etme eğiliminde kısa vadede özellikle, yani altını çizerek söylüyorum, kısa vadede böyle 45-50 dolarlara doğru bir zıplama eğilimi göstermesinin açısı çok beklemiyorum. Hani 30-35 dolarlardan sonra belki de tekrardan aşağı yönlü hareket etme eğilimi tekrardan oluşabilir. Yine aslında son yaşadığımız bu gelişmeler alakalı olarak ben bunu noktada açısı yorumluyorum. Barış Ürkün, çok teşekkür ediyorum katılımınız için, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için diyelim. Barış Ürkün bizlerleydi. Efendim şimdi kısa bir ara, ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.